Çıkarcı olmak kötü bir şey midir? Kime göre, neye göre? Neden herkes çıkarcı olmanın kötü bir şey olduğunu düşünüyor? Bugün birlikte bu sorulara yanıt arayacağız. Merhaba, ben Ozan Tarık Şebni. Bugünkü videomuzun konusu çıkarcı olmak. Şimdi öncelikle şu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Hiç çıkarcı bir insan olduğunuzu düşündünüz mü? Zannediyorum birçok kişi hayır, çıkarcı bir insan değilim, hatta çıkarcı olan insanları da hiç sevmem diye içinden geçirmiştir. Peki durun ve bir daha sorun kendinize. Gerçekten çevrenizdeki hiç kimseye karşı bir çıkar beslemiyor musunuz? Çıkarcı olarak tanımladığınız insanları sevmeme sebebiniz aslında ne? Onların çıkarcı oluşu mu, yoksa onlar sizden bir fayda görürken sizin onlardan bir fayda göremiyor oluşunuz mu? Bu arada bu videoda konuştuklarımızdan en sevdiklerimizi ve ailemizi hariç tutmanızı rica edeceğim, çünkü onlara karşı bile çıkar besliyor olmak gerçekten de hiç iyi bir şey değil. Şimdi gelelim az önceki ironiye. Çıkarcıları sevmeyen insanların onları sevmemelerinin en büyük nedenlerinden biri onların çıkarcı oluşlarından ziyade aslında bir taraf bir fayda görürken sizin bir fayda göremiyor oluşunuz. Yani o zaman burada çıkarcı olmak karakteriyle ilgili hiçbir problem yok. Bu zaten insanın doğasında var. Daha doğrusu doğadaki bütün canlıların doğasında. Önce çıkar deyince aklımızda oluşturduğu o olumsuz duyguyu bir yok edebilmemiz lazım. Çıkar kötü bir şey değildir arkadaşlar. Ta ki karşılıklı olduğu sürece. Hatta faydalıdır da. Yani karşılıklı olan bir fayda ilişkisi bizi daima ileriye taşır. Gelişmemizi sağlar. Karşılıklı iş ilişkilerinizde mutualist bir ilişki varsa işinizin gelişmesini, arkadaşlık ilişkilerinde böyle bir fayda, karşılıklı bir fayda varsa da hayata bakışınızın gelişmesini sağlar. Bu arada çıkarcı olmaya karşılıklı fayda görmek desek çok daha doğru olur bence. Çıkar kelimesini ilk duyduğumuz anda kafamızda olumsuz bir şey çağrıştırmasını düşünmek yerine karşılıklı faydayı çağrıştırmasına özen gösterelim. Bu sayede anlatmak istediğimin özünü çok daha iyi kavrayabiliriz bence. Düşünsenize, karşılıklı fayda gördüğünüz bir ilişkiden daha güzel bir şey olabilir mi? Karşılıklı saygı, karşılıklı sevgi, karşılıklı bilgi alışverişi. Listeyi böyle uzatabiliriz. Peki bir de tam tersini düşünelim. Siz hep veren tarafsınız ama hiçbir zaman alan taraf olamıyorsunuz. Sadece karşınızdaki insandan olmak zorunda değil bu fayda. Hiçbir şeyden, hiç kimseden bir fayda göremiyorsunuz. Şimdi bu söylediğimi bir düşünün. Hiç hayatınızda böyle bir ilişkinizin devam ettiği oldu mu? Aileniz ve en sevdikleriniz, en yakınlarınız parantez içinde böyle bir ilişkinin devam etme ihtimali hiç var mı sizce? Hatta bazı insanlar en yakınlarına karşı bile bu şekilde olan ilişkilerini devam ettirmiyorlar. Aslında kimse çıkarcı insanları sevmiyor. Çıkarcılar dahil. Bu da ayrı bir ironi. Kimse çıkarcı olduğunu kabul etmiyor ve çıkarcı insanları sevmiyor. O zaman nerede bu çıkarcılar diye sorusu geliyor insanın. İnsanlar olarak bizlerin şöyle bir yatkınlığı daha var. Eğer bir kişiden fayda görüyorsanız ondan sürekli ve daha fazla fayda görmeye devam etmek istersiniz. Yani o an için karşı taraf size sürekli yardım ediyorsa ve karşılığında sizden bir şey beklemiyorsa siz de bir durup da ya bu insan bana sürekli yardım ediyor, ondan sürekli fayda görüyorum, ben onun için ne yapabilirim diye hiç sormazsınız kendinize. Ama siz de çıkarcıları sevmiyordunuz. Bu da bir çıkar ilişkisi değil mi? Peki diğer bir konuya gelelim. O sürekli fayda gördüğünüz kişi gün gelir de size yardım etmeyi keserse ne olur? Ya o kişinin artık değiştiğini ya da artık sizi sevmediğini düşünürsünüz. Biz yine doğamız gereği yardım ettiğimiz kişilere daha fazla yardım etmeye veya yardım aldığımız kişilerden daha fazla yardım görmeye yatkınız. Yani eğer bir kişi sizden yardım isterse ve siz de ona yardım ederseniz karşılığında hiçbir şey almamış olsanız dahi aynı kişi sizden yine yardım istediğinde o yardıma kayıtsız kalamaz ve yine o kişiye yardım edersiniz. Bu gayet güzel bir şey. Peki bunun bir de tam tersini düşünelim. Biri size zarar verdiyse bir sonraki seferde de o kişinin size zarar verebilme ihtimalini göze alarak yine o kişiyle olan ilişkinizi direkt kestirip atar mısınız, yoksa bir şans daha mı verirsiniz? Emin olun tekrar şans verirsiniz. Ta ki bardağınız taşana kadar. Bu da bir o kadar kötü bir şey. Bir de bu çıkar ilişkisi olayına şu açıdan bakalım. Bazen karşılıklı fayda görmediğiniz durumlar, yani bir tarafın zarar, bir tarafın fayda gördüğü durumlar aslında öyle olmayabilir. Belki dolaylı yoldan bir tarafa zarar veren şey başka bir şeye, bambaşka bir şeye çok daha büyük bir fayda sağlıyor olabilir. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Hatta bunu doğanın içinden bir örnekle anlatalım. Mesela büyük okyanustaki kambur balinaların yediği planktonlar balinaların hayatta kalmasını sağlarken planktonlara zarar verir. Ama balinalar planktonları yediği için dışkıları okyanus ormanlarının yeşermesini sağlar. Okyanus ormanları ise dünya üzerindeki oksijenin büyük bir bölümünü üretirler. Yağmurların ve dolayısıyla da tatlı suyun oluşmasını sağlarlar. Balinalardan başlayan ama biz insanlara kadar gelen bir fayda örgüsü. Eğer balinalar
Planktonları yemiyor olsa onların dışkısı okyanus ormanlarını yeşertemiyor. Dünya üzerindeki oksijen çok daha az olur. Yağmurlar olması gerektiği gibi olamazdı. Evet arkadaşlar, böylelikle çıkarcı olmak kavramına farklı bir perspektiften bakmaya çalıştım. Siz de İlişkilerinizde karşılıklı fayda görmeye özen gösterin. Bunun adı çıkarcılık değil. Tek taraflı bir ilişki olmadığı sürece sürekli sizin verdiğiniz, hiç de yardım alamadığınız, hatta dolaylı yoldan dahi kimsenin yardım alamadığı bir ilişkiniz varsa o ilişkiyi hemen bitirin. İlişkiler hem size hem karşı tarafa bir şeyler katmalı. Ne demişler? Kangren olan parmağı keseceksin. Eğer olur da kesmezsen bir gün kolunu kaybedersin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.